Astroloji Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Ben Büşra Efe. Bugün bir röportajla karşınızda olacağız. Ben şu anda bir kitap standının önündeyim. Ama bu kitap standı bildiğiniz herhangi bir kitap standına benzemiyor. Çünkü bu standta tamı tamına 40 tane kitap var ve hepsi tek bir kaleme, tek bir yazara ait. Hem dünyada hem de Türkiye'de kendisini astroloji alanında tanımayan yok. Hepinizin sevdiği, bildiği birisinden bahsediyorum. Sevgili Öner Döşer. Şu anda kendisi yanımda. 40. kitabı Güneş'le Randevu çok yeni raflarda yerini aldı. Bugün bu kitabı konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz Öner Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizi de iyi gördüm. Ben de iyiyim. Bu ana da tanıklık ediyor olmak benim için ayrı bir mutluluk. Benim için de ayrı bir mutluluk. Böyle harika bir mezunumuzun şimdi benimle röportaj yapıyor olması büyük bir keyif. Çok teşekkürler. Şimdi yeni kitabınıza geçmeden önce ben bu 40 kitabın birazcık öyküsünü sormak istiyorum size. 40 kitap yazmak nasıl bir duygu? Çünkü hepsi bir başucu kitabı niteliğinde. Büyük bir de başarının kanıtı diye düşünüyorum. Neler hissediyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Şimdi bunlardan 37 tanesi direkt Türkçe olarak yazılmış. 3 tanesi de İngilizce yazılmış. Türkçe'ye çevirmeyi bekleyen kitaplar ve ayrıca bazıları da işte İngilizce'ye çevrildi. Dolayısıyla bu kadar yılın emeğin bir sonucu meyvesini verdi diyebilirim. Bir söz vardır, daha doğrusu benim sürekli söylediğim, işte 40 katır mı 40 satır mıdan biraz yola çıktım. 40 satır mı 40 kitap mı? Gerçekten bugün artık işte her şey çok kısa kısa yazılıyor. Bazı sosyal medya yazılarında görüyoruz, kısacık şeylerle izah etmeye çalışıyoruz. Ama astroloji böyle bir saha değil, çok derin bir alan. Kitaplar o derinliğe girmemizi sağlayan çok önemli araçlar. Ben tabii 2002 yılından bu yana bir şeyler karalıyorum. Astroloji alanı. Daha evvel kendi başıma bir şeyler yazmışlığım var ama 2002 yılından beri ilk astrolojiye eğitimli olarak başladığımdan beri bir şeyleri bir köşeye yazıyorum. Aradan bu zaman geçti, yani bir yıl geçti. O yazdığım şeyler bir gün ders notu olacağını da düşünüyordum. Derken kitaplaşmaya başladı. Ve derken işte yurt dışına açılmaya başladık, onları çevirmeye başladık. Çok keyifli bir süreç oldu. Ben yazmayı çok seviyorum. Başkaları işte ne bileyim yazın, gezerken, seyahat ederken, denize girerken, benim çok sevdiğim spor yaparken, top oynarken. Ben de tabii bunlara kısa kısa da olsa vakit ayırdım ama ağırlıkta hep çalışarak, hep bunları yazarak bugünlere kadar geldik. Sağlık olursa bundan sonra da yazmaya devam edeceğiz. Harika. Sizi tanıdığım ilk günden beri elinizde muhakkak bir kağıt kalem var. Bir şeyin araştırmasını yapıyorsunuz. Yeni bir kitabın da hazırlığı içerisindeyiz. Doğru. İçerisindesiniz hep. Şu anda dijital bir çağda yaşıyoruz hocam, hepinizin bildiği gibi ve bilgi çok ulaşılabilir oldu ve çoklaştı. Her çoklaşan şeyin olduğu gibi bir dejenerasyon da söz konusu. Tabii. Dolayısıyla bu kadar çok bilginin içerisinde doğru bilgiyi de ayrıştırıyor olmak ayrı bir problem oldu bizim için. Doğru. Sanıyorum ki bu kadar kitap yazma arzumuzun altında da doğru bilgiyi kalıcılaştırmak var, değil mi? Çok güzel bir ifade. Çok teşekkür ederim. Doğru bilgiyi kalıcılaştırmak. Aslında Merkür'ü Kova burcunda olan bir yazar olmak hasebiyle çok doğru. Benim doğum haritamda Merkür ve Jüpiter arasında uyumlu üçgen bir açı var. Güneş'le de beraber. Aslında Kuzey Ay düğümü de doğum haritamda İkizler burcunda. Bunlar hep böyle yaz diyen göstergeler ve tabii haritada ev, yerleşim bağlantıları açı itibariyle de öyle. Gerçekten de söz uçar, yazı kalır diye bir laf var. Malum. Ben her zaman için dediğiniz gibi doğru bilgiyi kalıcı hale getirmek üzere yola çıktım. Ve kitaplarda da yoğun bilgi paylaştım. Bazen öğrencilerim diyor ki, hocam önemli yerlerin altını çizelim diye başlıyoruz. Bütün kitabı çizdiğimizi görüyoruz. Gerçekten de böyle yazıyorum. Yani ben ne bileyim kurgu yaratarak, böyle konuyu açarak yazan bir yazar değilim. Yani direkt bilgi paylaşmak istiyorum. Sanıyorum bundan kaynaklanıyor ve araştırmayı çok seviyorum. Sürekli yeni bir saha içerisindeyim. Ve doğum haritasında Jüpiter İkizler'de bir yazar olarak da en az iki kitabı aynı anda yazabilen bir adamım. Hatta evet, bazen üçüncü bir konuda giriyor, ufak ufak oraya bilgi atıyorum. Yani ben önce bilgi toplarım. Sonra bu bilgileri birleştiririm. Farklı farklı başlıklar altında bir şeyler yazarım. Sonra onlar anlam kazanır, birbirine eklenmeye başlar. Yani böyle giriş, gelişme, sonuç yazan bir adam değilim. Bir şeyleri yazarım, sonra onları bir araya getirmeye çalışıyorum. Ha bu arada tabii bir araya getirmem konusunda Mustafa Konur,
Astroloji Okulu yayınlarımızın eğitmeni, aynı zamanda editörü. Efendim, tabii ki o da bana çok her zaman yardımcı olur. Bilal Efeoğlu zaman zaman editörlük olarak destek vermiştir. Zaman zaman Sena Büyük Çopur kulaklarını çınlatayım destek vermiştir. Okuma ve işte yine edit etme konusunda Barış Özkırış'ın kulaklarını çınlatayım. Yani herkes biraz biraz aralarda destek vermiştir ama gerçekten araştırmak, bilginin en doğrusuna gitmek ve bunu en doğru şekilde ifade etmek çok önemli. Evet. Hocam, ülkemizde astrolojiyi kurumsallaştırmak adına inanılmaz çaba sarf ediyorsunuz. Zaten yerel kalmayıp hep işte yurt dışında da köprü olma amacınız var. Ve astrolojinin hiçbir zaman hissel duygusal bir şey olmadığını her zaman her konuşmanızda vurguluyorsunuz, eğitimlerinizde de. Bu noktada özellikle siz eski alimleri de hep örnek verirsiniz öngörülerinizde veya yabancı astrologları da referans vermeye çok önem veriyorsunuz. Çünkü bilgiyi bir yere dayandırdığınızı ifade etmeye çalışıyorsunuz. Ama artık sizin kitaplarınızda referans verilecek seviyede ve yurt dışında da çok tercih ediliyorsunuz bu anlamda, değil mi? Çok teşekkür ederim. Hakikaten öyle. Yabancı meslektaşlarımız zaten bu konuda çok duyarlılar. En ufacık bir sunumlarına bile mutlaka referans koyuyorlar. Burada Uluslararası Astroloji Günleri'nde burada yapılan sunumlarda bunun örneklerini de görüyoruz aslında. Ve evet, doğru. Ben elimden geldiği kadar orada verilen emeğin karşılığı olarak mutlaka referans vermeye çok çok önem veriyorum. Ve Allah'a çok şükür artık içinde bulunduğumuz zaman diliminde bizi de referans vermeye başladılar. Tabii ki bu da bizim bir övüncümüz. Ama referans verilme konusunu bir kez daha altını çizmek isterim. Referans verme konusunu çok önemli. Hak, yani gerçekten hak. Hani bugün böyle bir laf var ya, işte karma yaratmayalım. Dolayısıyla yazarlar, karma yaratmayalım. Referans verelim. Bu bizi büyütür, küçültmez. Kesinlikle. Peki hocam, son kitabınız Güneş'le Randevu. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Okuru bol olsun. Kapağı da, ismi de şahane olmuş. Ben çok beğendim. Şimdi son yıllarda üst üste dünyada ve Türkiye'de üzücü olaylar yaşadık. Evet. Salgın hastalık bir yandan, ekonomik kriz bir yandan, siyasi belirsizlikler bir yandan derken en son ne yazık ki ülkemizde de çok ciddi bir doğal afet yaşadık. Evet. Hal böyle olunca her şey üst üste geldi ve psikolojik olarak çok yorgun düştük. Evet. Herkesin söylediği gibi bir başımıza gök taşı düşmediği kalmıştı derken şimdi de siz diyorsunuz ki çok büyük bir güneş patlaması geliyor. Evet. Kulağa çok korkutucu geliyor. Hiç bilmeyen bir gözle sorsam güneş patlaması nedir? Şimdi öncelikle kitabı beğendiğinize çok sevindim. Hem kapağı hem meditasyonu Mustafa Konur, ona bir daha teşekkür etmiş olayım. Tabii güneş bizim için hayati bir göksel cisim. Sistemimizin merkezi, güneş olmadan hiçbir şey hayatta kalamıyor. Dolayısıyla güneşte ne olup ne bittiği bizi çok ilgilendiriyor. Bizden çok çok uzak gözükse de aslında bizi çok etkiliyor. Güneş patlamaları belli sıklıklarda oluyor. Ama tabii güneş maksimumu dediğimiz güneş etkilerinin arttığı dönemlerde daha çok oluyor. NASA veya NASA'ya bağlı ya da uzay havası çalışan diyelim astronomlar, bilim insanları büyük güneş patlamalarının yeryüzünde özellikle elektrik ve güç kesintilere sebep olabileceği efendim ve tabii bazı geçmişte yaşanan örneğin Carrington olayı gibi bazı olaylara sebep olabileceği, dolayısıyla elektriksiz kalırsak hiçbir şey işlemez. Aslında soğukta kalabiliriz, özellikle kışın olursa veya internet çalışmaz, ekonomi piyasaları çöker. Böyle bir endişe var. Ben de bu endişeyi araştırdım ve bunun üzerine giderek, tabii biraz da güneş merkezli astroloji yaptığım için, güneş merkezli gezegen pozisyonlarına bakarak özellikle etkili güneş patlamalarının tahmin edilebileceğini düşünüyorum. Maksimum kitabım daha evvel yaptığım yine bu konuyla ilgili 2012 yılında çıkmıştı. Orada bazı tahminlerim de vardı. Onların sonradan oturduğunu da gördük. Tabii kitap önceden yazılmıştı. Bu olaylar sonradan oluştu. Tabii güneşte özellikle lekelenme sayısı çok arttığı maksimum dönemlerinde manyetik bozulmalar da çok olduğu için güneş alevlenmeleri oluyor. Bunlar güneşten püskürdükten sonra dünya yönünde olduğunda manyetik alanımızı çok etkiliyor. Bu bizim beyin aktivitelerimizi, sinirsel bütün yani sinir sistemimizi, aynı zamanda hormonlarımızı, her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla davranışlarımızı etkiliyor. Baktığınız zaman uzun dönemli maksimum araştırmalarına, 5000 yıllık araştırmalar yapan Rus Tijeski var, ünlü bir bilim insanı.
O mesela savaşlarla bağlantısını buluyor. Maksimum 2 yıl kaladan itibaren ki 2023 yılındayız, maksimum 2025'te bekleniyor. Savaşlar, ekonomik çöküşler veya tam tersi yükselişler, bilimde, sanatta, yaratıcılık, insanların tekamül sürecinde ileriye gitmesi, yani sadece negatif olaylar değil. Ama evet, araştırmalarım bana aynı zamanda depremler, volkan aktiviteleriyle de alakalı olduğunu gösteriyor. Küresel iklim değişiklikleriyle kesin güneşin bir alakası var. Yani küresel iklim değişikliğini en kısa dönemle etkileyen güneş aslında. Uzun vadeli içerisinde en kısa etkileyen. Çünkü Milankovitch döngüleri var, çok daha uzun döngüler. Ama güneşin 11 yıllık, 180-200 yıllık biraz daha uzun döngü olarak baktığımızda güneşin periyotları gerçekten bizim dünyamızda olan biteni çok etkiliyor. Korkmalıyız diyemem. Endişe duymalı mıyız? Hazırlanmak için evet. Yani endişe duymazsanız, çok rahat olursanız hazırlanamazsınız. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey dozunda bir endişe ama tedbir almak. Nasıl ki depremler her zaman oluyor, olacak. Ama biz buna göre bir önlem almaya çalışıyoruz. Bileş aktiviteleri, patlamaları her zaman oluyor, olacak. Biz de kendimizi buna göre hazırlamalıyız tabii. 11 yıllık periyotlarda minör düzeyde oluyor ama bu bahsettiğimiz daha büyük bir düzeyde. Kitabınızda detayları var. Evet. Nasıl tedbir alabiliriz? Yani kulağa endişe verici duruyor ama bireysel olarak yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Şimdi aslına bakarsanız tabii kişisel anlamda, kişiler olarak özellikle bu güç kesintileriyle ilgili yapabileceğimiz çok uzun vadeli bir şey yok. Hani ne yaparsınız, ne bileyim, bir şeyleri çabuk ulaşılabilir halde bulamazsınız. Onları biraz bir kenara biriktirmeniz gerekir. Yani elektrik kesintilerine karşı biz Türkiye'de eskiden beri çok alışız. İşte mum biriktirdik mesela. Ya da neyin kıtlığını çekme ihtimalimiz varsa biraz bir köşeye koyardık. Tabii bu çok büyük bir stokçuluk, hiç hoş değil. Çünkü başkalarının hakkını almış oluyorsunuz ama bir kısımda önlem için bir kenara koymamızda fayda var. İşte bilgisayarlarımız, işte onların yedeklenmeleri falan, tabii ki bunlar çok çok önemli. Dijital çağdayız, dijitalle ilgili her şey çok çok önemli. Tabii bu konuyla ilgili dediğim gibi nasıl hazırlanmalıyız tarzında bazı kitaplar da var. Bunlar da okunabilir. Ben de yine Güneş'te Randevu kitabında nasıl hazırlanabileceğimizi hem mental olarak hem de fiziksel olarak bütün bunları anlattım. Peki dinleyince eminim izleyiciler daha çok merak ettiler. Tam bir tarih verebiliyor muyuz, yoksa bir tarih aralığı mı verebiliriz? Şimdi aslında güneşin tam maksimum dönemi için, yani güneşteki sayısının maksimumda, güneş etkilerinin maksimumda olduğu zaman Temmuz 2025. Hı hı. Ama şu anda, hatta biraz evvel sunumda vardı, burada astroloji günlerini de yaptım. Bilim insanlarının tahmin ettiği grafikteki zirveyi biz aslında 2023 yılında geçmiş durumdayız. Daha maksimuma gelmeden. Dolayısıyla önümüzde 2 yıl daha var. Demek ki beklenenden daha yüksek bir güneş aktivitesi bizi bekliyor. Hayırlısı olsun hepimiz. Hayırlısı için inşallah. Umuyorum pozitif yöndeki gelişmelerle. İnşallah onlarla beraber insanlığın tekamülü için güneş çok önemli. Uygarlıkların yükseliş çöküş dönemleriyle alakalı. Bence bunun bizi ileri iten, özgürleştiren, daha bağımsız düşünmemizi sağlayan, insanların bazı inkılapları da yapacağı böyle bir döngü de olacak aynı zamanda. Süper. Peki son sorumu soruyorum hocam. Hiç astroloji bilmeyen biri kitabınızı alıp okusa bir şeyler ifade eder mi? Kesinlikle. Zaten kitap çok astrolojik değil. Kitap aslında güneş aktiviteleriyle ilgili genel bilgi veriyor. Yer manyetik alanındaki bozulmalarla ilgili bilgi veriyor. Bunun sağlığımız, psikolojimiz üzerindeki etkileri, insan davranışları, ekonomi üzerindeki etkileri, uluslararası ilişkiler, savaşlar üzerindeki etkileri. Yani hiç astroloji bilmeyen birisi bu kitabı alsın, rahatlıkla okur. Peki çok teşekkür ederim Ömer Hocam. Ben teşekkür ederim. Ben hep bilginin bir güç olduğuna inanıyorum ve bu güce sahip olan insanlar da ya az verirler bu bilgiyi ya da mutarak verirler. Siz bu konuda çok cömertsiniz. Bu 40 kitapta bunun bir örneği. Çok teşekkür ederim. Hem alana kattıklarınız için hem de güzel sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Harika sorularınız. Çok sağ olun. Bugünlük bizden bu kadar. Ben imzalı kitabımı aldım. Eğer siz de almak isterseniz hem kitap evlerinden hem de online satış platformlarından temin edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.